Selamünaleyküm değerli kardeşlerimiz. Evet, şu an 2024 Ramazan Kadir Gecesi'ni yaşıyoruz şu an. Camimiz hınca hınç doluydu. Vaktimiz yoktu ondan dolayı. Şimdi inşallah kısaca cemaatimizle röportaj yapacağız. Ramazanları nasıl geçti? Kadir Gecesi nasıl diye. Şöyle bir camimizde bir tur atacağız. Konuşurken de arada size çektiğimiz videolardan kısa esintiler paylaşacağız inşallah. Evet. Bakalım gidelim. İnşallah görelim. Haydi bismillah. Ömer'im gel bakalım. Evet şuradan gidelim. Aha İbrahim var. Sefa abim var. Evet. YouTube'dan kısa bir şey diyelim. Kurumsal İletişim Başkanı Sefa Pusmaz. Evet. Kadir gecemiz nasıl? Tüm Müslümanların Kadir gecesi mübarek olsun. Allah sevabına nail etsin inşallah. Bugün çok büyük bir kalabalık vardı camimizde. Bütün odalarımız, bürolarımız, lokallerimiz, çayhanelerimiz her yer doluydu. İnşallah güzel bir program olmuştur. Cemaatimiz memnun kalmıştır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet devam gidelim eğer. Burası müsait mi? Kim var burada? Fevzi hocam gile gelelim. Burada hafızlar var. Hocam YouTube için video çekiyoruz da Kadir Gecesi ile alakalı. Şöyle bir yanınıza ben bir geçeyim. Bir oturayım. Kısaca bir çekelim hocam. Şöyle kısaca hocam. Evet hocam. Siz Ramazan başında geldiniz. Ramazan'ı, Kadir Gecesi'ni burada nasıl buldunuz? Bir kısaca şöyle anlatırsanız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti, bereketi bütün Müslüman kardeşlerimizin ve bizi bu ekranlardan izleyecek olan kardeşlerimizin üzerine olsun. Mübarek Ramazan iklimi hepimiz için sevinç, neşe, huzur, dolu, dop dolu geçiyor elhamdülillah. Bir vesileyle Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla sizlerin de davetinizle bu Mevlana Raşdat Mevlana Camii'nde Rıdvan hocamla birlikte din hizmeti yapıyor olmaktan çok ziyadesiyle mutluyum, mesrurum, mesudum. Allah vesile olanlardan razı olsun. Hocam, biz de öyle mutluyuz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok güzel bir cemiyet, çok güzel bir cami ortamı, ne güzel bir topluluk. Allah Celle Celaluhu bu dünyada bu birlikteliğinizi, bu uhuvvetinizi ve bu muhabbetinizi daim eylesin, pekiştirsin, ahirette de cennet birlikteliğine dönüştürsün diye dua ediyorum. Amin. Ramazan-ı Şerif günlerini bu cemiyetin içerisinde, bu mabedin içerisinde müminlerin böyle coşkusuyla, neşesiyle dop dolu geçirdik Allah'a şükür. Ve bir taraftan sevinçliyiz. Böyle bir ortamda müminler topluluğu içerisinde ibadet ediyor olmanın, bir araya gelmenin, Ramazan'ı birlikte bütün güzellikleriyle yaşıyor olmanın huzuru ve hazzı içerisindeyiz. Bunun için Mevla'ya sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Bir taraftan da üzgünüz. Biraz duygularımız biraz inkisar halinde. Bunun da sebebi Ramazan-ı Şerif'in son günlerine geldik. Artık Ramazan'a veda ediyoruz. Bir umudumuz, bir ümidimiz var. Dua ediyoruz Allah'a ki Ramazan bizden hoşnut olsun. Ramazan'ı hoşnut uğurlayanlardan olmuş olalım inşallah. Bir endişemiz de var inşallah. Ramazan'ın şikayetinden de Allah bizi emin eylesin diye dua ediyoruz. Daha önce bu Ramazanları yaşamış, imanla ahirete göç eylemiş, bu Ramazan'a yetişememiş bütün mümin kardeşlerimize, bu cemiyetin de geçmiş üyelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Yüce Rabbim Ramazan bayramına da sevinç, neşeyle ulaşmayı nasip eylesin. Bugün Kadir Gecesi günündeyiz. Camimizde çok güzel bir şekilde bu geceyi ihya ettik, idrak ettik. Hocam sen şimdi müezzinlikte oturuyordun da hocam, içerisi doluydu. Gençlik lokalinde namaz kılan gençlerimiz oldu hocam. Allah'ın sen oraları aşkına görmedin. Oraları gerçekten göremedik ama bu coşkuyu hissediyoruz. Cemaatin kapının önünde yığıldığını gördük. Birkaç defa böyle saplarımızı sıklaştıralım, boşlukları dolduralım. Hadi kalkalım biraz daha kapının önündekilere yer açalım derken cemaatin ne kadar büyük bir potansiyele ulaştığını görmüş olduk elhamdülillah. Tabii hele zaten buradan Mevlana Camii'nde gördüğüm beni böyle alıp böyle mutluluktan, hazdan uçuran bir güzellik. Gençlerimiz de cami dop dolu. Gençlik hizmetleriyle maşallah öne çıkmış bir cemiyet burası. Ne güzel bir yer burası. Bu ortamı hazırlayanlar ne güzel insanlarmış.
Allah onlardan ebediyen razı olsun. Amin. Hizmet edenlerden, hizmet alanlardan, maddi ve manevi destek olanlardan ebediyen Rabbim razı olsun. Bu gece de Ramazan'ın zirve gecesi, Kadir gecesi, Allah kadrini bilenlerden eylesin. Amin. Kadir kıymet bilenlerden eylesin. Amin. Bu gece Rabbimizin affına mazhar olanlardan eylesin ki Peygamber Efendimiz buyuruyor. Bu Kadir gecesini kim böyle güzel bir şekilde huşu ile, takva ile, ihlasla, imanla, ibadetle, zikirle, tefekkürle, şükürle, tevbe istiğfarla değerlendirirse geçmiş günahlarını Allah affeder diyor. Bizi izleyenlere, bütün Müslüman kardeşlerimize böyle değerlendirmeyi ve bu gecenin sonunda da Allah'ın affına mazhar olmuş bir şekilde sabahlamayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Şimdiden bütün Müslümanların, nerede bir Müslüman yaşıyorsa, nerede bir İslam topluluğu varsa, gönül coğrafyamızdaki bütün Müslüman kardeşlerimizin, cennet vatanımızdaki bütün kardeşlerimizin ve bu bölgedeki bütün Müslüman kardeşlerimizin şimdiden Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyoruz. Allah Azze ve Celle ömrümüzü Ramazan eylesin, ahiretimizde cennet eylesin inşallah. Amin. Hepinize hayırlı bayramlar diyorum. Sağ olun, var olun. Allah Mevla'ya emanet olun inşallah. Allah razı olsun Fevzi Hocam. Ağzına sağlık. Latif'im, sen de bir şey söylemek istiyorum. Latif kardeşimiz Endor'un usulü ilahi söylüyor. Hemen ona kısa da şey yapalım. Latif'im, sen kısa bir ilahi söylemek istersen. Yoruldun da kısa. Evet Latif'im, nasıl geçti? Sen de kısaca bir burada röportajlar anlat. Sen de namaz kıldırdın, teravide kıldırdın. Tabii. Nasıl geçti? Gerçekten Ramazan camimizde çok yoğun bir şekilde geçti. Bundan dolayısıyla emeği geçenlerden Allah razı olsun. Gerçekten iftarlarımız, teravihlerimiz yoğun bir şekilde geçti. Kendimiz buralardaydık, gördük yani. Dediğim gibi Allah herkesten razı olsun. Amin. Senden de. Ağzına, yüreğine sağlık. Devamını bekliyoruz genç imamlarımızdan. Kadir işte Musa. Musa YouTube'a çıkacak mı? Ey salla. Allah kaç? 1. Allah 1. Evet, geçelim. İçeride Rıdvan hocam var mı? Evet. Ercan başkanım da var. Kısa röportajlar yapıyoruz. Rıdvan hocam, senden başlasak mı? Gel oturayım yanına da. Takip edilmiş hissettim bir an. Evet hocam, şimdi hocam Kadir gecesinde evet. İçin Fevzi hocam çok şey anlattı. Bir de sen Ramazan nasıl geçti, nasıl geçiyor, ne demek istersin? Onu kısaca bir anlatıver. Evet, Ramazan bir terbiye süreci olarak geçti hepimiz için. İdare için, imam için, cemaat için, herkes için, ümmet-i Muhammed için terbiye süreci olarak geçti. Zaten böyle olmasa bir şeyler ters gidiyor olurdu. Allah-u Teala son derece istifadeli bir şekilde Ramazan'a veda edebilmeyi nasip eylesin. Kadir gecesini arıyoruz. Bugün büyük bir programımız oldu. Gönül isterdi ki her gün şu son 10 gün içerisinde cemaatimiz bu kadar kalabalık olsa. Ama hakkını da yemeyelim. Yiğidi öldür, hakkını yeme demişler. Cemaatimiz gerçekten çok yoğun bir şekilde katıldı. Teravihlere, iftarlara, buradaki programlarımıza. Dolayısıyla cemaatimize de özellikle teşekkürler ediyorum. Önümüzdeki senelerdeki hizmet yıllarımız içerisinde inşallah çok çok daha güzel yerlere ulaşacağımıza ben kanaat getirdim. Yani bir senem dolmak üzere, onunla alakalı da bir şeyler söyleyelim. Yapabilirsin hocam. Ben geçen sene burayı görmeye ilk kez Raşdat'a Ramazan ayının girişinde gelmiştim. Dolayısıyla Raşdat'ta Ramazan dendiğinde benim için yine o açıdan da farklı bir anlam ifade ediyor. Burada Ramazan ayında aşık oldum ben bu cemaate ve bu sene Ramazan ayında da beni yani hayal kırıklığına uğratmadılar. TRT Türkiye çıkmamızdan başla yani oradakiler bile demiş yani bu Raşdat farklı bir yer. Dolayısıyla cemaatimize teşekkür ediyorum. Allah-u Teala hepsinin bahtına aşık eylesin. Hepimizi cennette burada buluşturduğu gibi buluştursun. Amin. Allah razı olsun. Evet hocam da değindi. TRT Türk videosu da YouTube kanalımızda var. Açıp bakabilirsiniz bu videoyu kapattıktan sonra. Evet Allah razı olsun hocam. Şimdi ne var hocam? Birazdan inşallah 2 rekat 10 sayfa kıraatle inşallah bir nafile namazımız olacak. Ondan sonra zikirle birlikte bugünkü programımızı sonlandırmış olacağız. Evet, Allah razı olsun hocam. Kolay gelsin. Evet Ercan, genç başkanımız Ercan
Ercan başkanım senden de kısa konuşacak. Ben de böyle oturup oturup duruyorum. Kimse demiyor mu çocuk yoruluyor mu yorulmuyor mu hiç. Neyse çekelim. Bismillah. Allah çektirmesin. Abi. Evet Ercan başkanım. Ramazan senden nasıl geçti? An neler hissettin? Bugün Kadir gecesiydi, kalabalıktı. Sen içeride mi kıldın? Onu bir sorayım da. Elhamdülillah ben içeride kılabildim. Ha, yani biz... ben yaklaşık 10 senedir Raşdat Şubesi'nin üyesiyim. Yaklaşık 8 senedir burada yöneticilik yapıyoruz ama böyle bir Kadir gecesi samimi söylüyorum görmedim yani. Doğru, bu adam yani kalabalık. Arabalar dışarı taştı, cemaatimiz dışarı taştı. Bugün Metin Başkanımız çok güzel bir dua etti. İnşallah en yakın zamanda böyle şubemizi büyütmeyi, büyük bir cami inşa etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Amin. İnşallah bu geceyi de böyle Rabbimin rızasını kazanmayı bizlere nasip etsin. Amin. Ramazan çok güzel geçiyor elhamdülillah, dolu dolu geçiyor camimizde, teşkilatımızın çalışmalarıyla. Benim şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Yani. Başkanım bir de ev sohbeti yarışmasında birinci olduk. Evet. O şey nerede, sertifika geldi mi? Sertifika ev sohbetlisi sorumlusu kardeşimiz Osman Karakaya'da. Evet. İnşallah getirip yazacağım. Evet Osman Karakaya kardeşim. Sertifikanızı bekliyoruz. Buradan sana selamımızı iletiyoruz. Allah kendisine razı olsun. Yani 3 ayda 24 tane ev sohbeti. Yani her hafta 2 tane ev sohbetiyle genel merkez çapında, ondan sonra bölge çapında birincilik oldu elhamdülillah. Çok mutluyuz. Bizleri de evinde ağırlayan aileler, anne babalar özellikle Allah razı olsun. Gençlerden de aynı şekilde. Hocalarımızdan da. Özellikle yani, hocam sohbet var dedik. Hoca bugün müydü? Hadi bismillah. Hocamızdan da Allah razı olsun. Aynen. Haklarını ödeyemeyiz baba. Evet Allah razı olsun Ercan Başkanım. Evet Kadir gece mübarek olsun. Biz devam aşağı doğru bir çayhaneye doğru gidelim. Aha Yasin abi. YouTube için video çekiyoruz abi. Kısaca sen döneri keserken neler yaşadın onu da kısaca anlat. İstersen selam çak. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cumhuriyet'in herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun inşallah. Daha nice beraber olmak dileğiyle inşallah bu gecelerde. Kaç kilo döner kestin abi? Yaklaşık 100 kilo döner kestik bugün inşallah. Allah kabul etsin. Allah herkesin hayrını kabul etsin inşallah. Herkesin türlü türlü hayırları var. İnşallah bu tür gecelerde tekrar herkesin hayırlarımızla beraber güzel bir gece ihya etmeye cümleten nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Döner hepsi bitti mi abi? Hepsini bittik. Hepsini satırdık. Herkes çok memnun kaldı. Katkısı olanlardan Allah razı olsun. Amin. Amin abi. Sizden de selamünaleyküm. Evet devam gidelim. Mescidimizi böylece gidiyoruz. Aha İbrahim abim geliyor. Aleykümselam. Sen de mi çekeyim abi? Ne demek istersin? Söyle. Allah razı olsun hepinizden. Çok güzel bir akşamdı. Allah-u Teala bu akşam hepimizi affı mağfiret etsin. Birlik, amin, beraberliğimizi pekiştirsin. Amin. Dünya ve ahiret iyi olsun. İnşallah. Allah sizden de razı olsun gençler. Amin. Siz bizlerin geleceğimizsiniz. Çok gayret ediyorsunuz. Hepinizin gözlerinden öperim. Allah sağ olun, var olun. Eyvallah. Evet. İbrahim abimizin de duasını aldık. Devam gidelim. Bugün dua alma günü. Ömer'im. Sen ne alıyorsun duayı? Kendini döndürebilirsin kısa bir. Kendini gösterebilirsin kamera değiştirip değişiyorsa. Evet. Buraları şey yapıyoruz. Gençlerin oraya geleceğiz. Evet. Şu makine hayat kurtaran makine. Teravihden sonra içecek vesaire buradan temin ediyorlar. Bir dönebilse güzel olacak. Evet. Gimbal'den çektiğimiz için öyle. Ali amcamız, Ali emmi senden de kısa raportaj. Ali amcamız bizim çay pirimiz. Çaylar Ali amcadan bu sene. Allah razı olsun. Güzel güzel çaylar yapıyor. Şeyler. Gidelim bakalım. Merhabalarım. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Evet. Gelelim burada. YouTube için raportaj yapıyoruz. Şube başkanımızdan başlayalım ilk önce. Kısaca. Evet başkanım. Evet sevgili kardeşim. Buyur ne diyorsunuz? Bakalım, kamera evet, orada. Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Ramazan nasıl geçti? Ramazan... Kadir gecesi dolu muydu? Sen de dışarıda kıldın başkanım. Ben de gördüm yani bir ara sünneti dışarıda sonra içeriye kaçabildin herhalde. Sevgili kardeşler Ramazanımız dolu dolu geçti. İftarlarla, teravihlerle Kadir gecesi de camimiz almadı. Bu çayhanede, bürolarda kapının önünde kıldık namazlarımızı. Allah cemaatten razı olsun. Rabbim bugünün yüzü göz örmesine bütün Müslüman kardeşlerimizin günahlarını affetsin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İnşallah daha geniş mekanlar yapmayı, imar etmeyi bize de Mevlam nasip etsin diyoruz Raşdat'a. İnşallah. Başka demek istediğim bir şey var mı başkanım? Başka demek istediğim kardeşim bu gecenin bütün İslam alemine hayırlar getirmesini, vesile kılmasını Mevlamızın.
temennilerde buluyoruz, dua ediyoruz. Rabbim Müslümanlara birlik beraberlik versin. Bu gecenin yüzük göz hürmetine dünyadaki sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerimizin Mevlam sıkıntılarını gidersin diyoruz inşallah. Amin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Evet. Allah razı olsun başlarımızdan. İlham Hocam, sizden de kısa bir yorum alalım. Siz misafir olarak geldiniz bugün. Evet. Hatip olarak geldiniz. Kısaca mikrofonu size takdim edeyim buradan. Oraya şöyle mikrofonla beraber konuşursan. Nasıl oldu? Allah razı olsun. Raştat'ta güzel bir cemaat var. Elhamdülillah 600 kişi vardı değil mi yemekli başkanım? Yani 750 kişi maşallah, yani 750 kişiye bir gecede yemek vermek büyük bir hizmet. Cami dolu doluydu, gençler vardı maşallah. İki tane hocamız görev yapıyor. Biz de teravih öncesi kısa bir sohbet etmeye çalıştık, hitap ettik cemaate. Maşallah çok raştat, böyle kendine yakışır bir şekilde hizmetlere devam ediyor. Rabbim inşallah, yer mekan biraz küçük, yani biraz da raştata yakışmamış. Başkanım biraz daha büyük, şöyle külliye gibi arsa var. İnşallah Rabbim büyük bir mekan nasip eylesin. Şöyle çifte minareli inşallah Allah'ın izniyle. Ezanlar okusun. Aynen Allah'ın izniyle. Rabbim inşallah buradaki cemaate birlik birlik nasip eylesin. Güzel bir yer mekan nasip eylesin inşallah. Mekanımız güzel de daha böyle daha iyisini nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Evet. İçinin doldurmaya nasip etsin. Gelelim. İlk önce bir çaycılara bir gidelim. Buraya geleceğiz. Aşçı. Senen anahtar, bakalım nasipse bu cebimde. Evet, bu cebimdeymiş. Araba yerinde. Murtaza amcam, seninle madem çağırdın. Buyurun. Evet, oradan da çağırıyorlar. Evet, Murtaza amcacığım. Nasıl geçti? Kalabalıktı bugün bayağı. Sen içeride kıldın, sen de içeride kılanlardın. Evet. Biz oğlumla dışarıda. Ne, dışarıda bayağı. Yok, dışarıda değil. Oğlun muhasebe bürosunda kıldı. Ben de gençlik bürosunda. Bir de gençlik lokalinde namaz kılanlar oldu. Sen nasıl yaşadın bu geceyi, nasıl geçti? Bir anlatırsan seviniriz. Mükemmeldi. İçimde öyle bir hoş duygu vardı ki, yani anlatılacak bir duygu değil. İnşallah Kadir Gecesi'nin bugünkü şeyine ilhak oluruz. İnşallah bugündür. Ben öyle hissediyorum. Yani öyle içimdeki bir his vardı ki çocuk gibiydim yani. Allah'a şükür çok mutluyum. Cemaatimizle mutluyuz. Hepsinden Allah razı olsun. Huşu içinde namaz kıldık. Allah devamını nasip etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun Murtaza amcacığım. Bayram namazı kaçtaydı? Onu da söylersen. Biliyor musun? Unuttum mu? 7.30'da mıydı? 7.30'da herhalde. Evet, bayram namazı 7.30'da. Ona göre hazırlıklı gelelim. Sabah namazı da 6:10 geçe. İnşallah bekliyoruz herkese. Aynen. Yani buralar hep dolu oluyor zaten. Bayramda falan buralar topluyoruz. Evet. Konuşmak isteyen var mı gençlerden? Şuraya da çek. Gel. Evet, devam gidelim. Aleyküm selam. Şuralarda ayağımıza batanlar var. Erkan amcacığım, senden kısa bir görüntü, bir röportaj. Ramazan nasıl geçti? Muhasebemiz. Kurucularımızdan Stel Fethiye'den de foz etsin daha. Evet Erkan Hocam. Nasıl gelir gideri kurtardım, iftar fonunda durumlar nasıl? Biraz da oraya değinirsen. Çok çok şükür elhamdülillah ya. İyi iyi yani, güzel. Allah razı olsun herkesten. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz yani. Çok şükür. Cemaatimiz yani, Allah'a şükür veriyor yani. Bonkör elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizim cemaatimiz yani, Allah bir yerde bir hayır oldum dedim mi gelir sana getirir. Veren de çok, yiyen de çok. Elhamdülillah. Gücü yeten, gücü yeten ikramda bulunuyor. Aynen. Biz de o kadar izliyoruz. Kesinlikle. Allah razı olsun. Evet çok. Hocamız, şu mikrofonu biz bir kapatalım yoksa çekim tamam. Yapamayacağız. Hop. Evet, bazen böyle biz çıkıp inmemiz lazım olabiliyor. Evet Erkan Hoca, bugün bir de kaç kişi vardı ya, ben biraz böyle offside'de kaldım. Bugün en azından yani bilmiyorum 7-800 kişi varmıştır ya maşallah ya. Boşaldı, namazdan sonra da bayağı bir iyi kuyruk vardı yani. Kuyruk şeye kadar gitti, kapı numaraya i̇şte, kadar gitti. Yani bir de ben girmediğim halde gitti. 700 kişi falan varmıştır yani. Kadınların orası da doluydu. Bir de kadınları üstte, o zaman 1000 kişiye yakın varmıştır yani. Ya.
Maşallah. Başka demek istediğin bir şey var mı? Allah razı olsun. Herkesin emeği geçenlerden, yani hani verenden, vermeyenden çok güzel bir atmosfer Ramazan ayı gerçekten. Bayramı herkesin Allah razı olsun. Aynen inşallah. 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 Bayramımızı güzel bir şekilde geçireceğiz. Bu sene de bu Ramazanımızı bu şekilde inşallah ifa etmiş olacağız yani. İnşallah. Dediğim gibi herkesten Allah razı olsun yani. Allah razı olsun Erkan amcamızdan. Evet. Devam edelim. Şimdi Ahmet ustamız bir golü koyuyordu. TRT geldi. Onu röportaj yapamadım. Daha doğrusu TRT ekibi yapamadı. Çünkü namazdaydı. Ahmet usta, senin şimdi muhabbeti ben böleceğim. Geçen TRT geldi. Namaz vardı. Şimdi seni YouTube'a koyacağım. Yemeği yapan, güzelce önümüze getiren sensin. Allah razı olsun. Tadından yerinde yat. Güzel yemekler yapıyor. Nasıl geçiyor bugün? Bugün Kadir Gecesi. 26. günü bitirdik. Şimdi başkanım ben ne söyleyeyim bu adama? Yerinde rahat yat diyor. Yani ölmü diyor. Ne demek istiyor? Bu nasıl bir dua ile? İki yemekte yanında yat diyor. O kadar güzel yemek yiyor. Evet. Kardeş Allah Mevlana Camii'den, Milli Görüş'teki bu ekipten bugüne kadar gelip taşından, tuğlasından bu kadar mimari bir şekilde Avrupa'da adımızı duyuran tüm Müslümanlardan Allah razı olsun. Birlerini bin etsin. Buradaki hasenede bulunup 50-60 ülkeden diyelim, böyle bir ülkede 1000 kişiye yakın bu insanlara böyle yemek daveti vermek her baba yiğidin karı değil. Türkiye'de bunu mümkün değil, veremezler. Belediyede de ben bu işi görevi yaptım. Belediyede veremez çünkü şahıslar zenginleri ağırlar, böyle milli görüşçüler de fakiri ağırlar. En güzel hasene bu işte. Allah hepsinden, yardım edenden, az verenden, çok verenden milyon kere razı olsun. Amin. Çalışanlara uzun ömür versin, kazançlarına bereket versin. Amin. İslam alemine huzur ve refah getirsin en kısa zamanda. Bizim hocalara da ya Rabbi yasıdan sonra Amene Resulü okumak sünnet, onu okumayı nasip etsin. İlahiyle süslemek güzel bir şey ama Amene Resulü okumak da Resulü Efendi ve cemaati mutlu etmek demektir. Bu da benden onlara ufak bir tatlı latife olsun. Başkanımdan, yanımdaki Adem başkanından, tüm buradaki dostlardan Allah razı olsun. Beni kabullendiler, ben de onları kabullendim. Elimden geldiği kadar, karınca kaderince bir şeyler yapmak istedik. Millet mutlu oldu. Çok ben de mutlu oldum. Abi, Allah razı olsun. Geceniz, gününüz, Kadir geceniz mutlu olsun. Allah bir daha böyle güzel gecelere bizleri hepimizi birlikte kavuştursun. Amin. Tüm İslam alemine hayırlara vesile kılsın. Diyeceklerim bundan ibaret. Allah razı olsun. Sohbetimizde vermeyelim birbirimize zahmet. Bu da size kalsın. Hatır olarak Tokat'tan geldi. Yemek yaptı. Aşçı Ahmet. Gecen rahat olsun. Allah razı olsun. Amin usta. İlahi mikrofon patlar. İlahi söylemek ister misin Amin usta? Şuraya. Allah'ım ya. Amin usta buraya şöyle söyle. Ben kurtaramayacağım. Şöyle biraz uzak tutmam lazım ki patlamasın, güzel olur. Evet, Ahmet ustamızdan da ben şimdi bir şey söyleyeyim. Benim en fazla sevdiğim şey Resulullah'ı çok seviyorum. Onun için de onun şeyine hepimizi götürmek istiyorum. Ravzasına vardım, açılmış günler. Lan olmuş susmuş öten bülbüller, öten bülbüller. Saf saf olmuş bütün erenler. Ravzasında, ravzasında. Mahşer misali koşuşur insanlar. Ne renkleri belli, ne dilde lisan, ne dilde lisan. Kalmamış sırlar hepsine ayan. Ravzasında, ravzasında. Ravzadan çıktım cenneti baki. Kevserinden sunar, elinde saki, elinde saki. İçen susar mı acem bir dahi? Ravzasında, ravzasında. Ebu Bekir Ömer yanında yatar.
Ahlı olanlar ibretle bakar, ibretle bakar. Oturmuş melekler bir bir yazar. Ravzasında, ravzasında. Ağlayı ağlayı inceldi özüm. Kimseye demem, nefsime sözüm, kendime sözüm. İki cihansın efendim gözüm. Ravzasında, ravzasında. Şefaat senden ya Resulallah. Şefaat senden ya Resulallah. Allahümme salli ala ruhu seyyidine Muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidine Muhammedin fil etsad. Allahümme salli ala kabri seyyidine Muhammedin fil kubur. Allahümme ebli ruhu seyyidine Muhammeden minni tahiyyete ve selamtu ve selama. Yüce Peygamber'e selat ve selam olsun. Onun ashabıyla buluşmamızı, mekanımızı, onun liham sancağı altında olmamızı nasip etsin. El Fatiha. Hepinizden Allah razı olsun. Size bir anım olsun. Allah razı olsun Ahmet Ustam. Evet Ahmet Ustam. Tokatlı Ahmet Ustamızdan böyle bir kaside dinledik. Allah razı olsun. Ellerine sağlık, yüreğine sağlık, sesine sağlık. Yani böyle ustamızın aşçımızda olması çok büyük bir nimet. Hem sesi güzel, hem kalbi güzel, hem dili güzel. Allah razı olsun. Evet Ravza'ya Rabbim herkes oraya gitmeyi nasip etsin inşallah en kısa zamanda. Ömer kardeşimiz gitti. Adem amca sana da nasip etsin Tera. Hacı Adem amca. Evet. Biz bir devam edelim. Şu dışarıya da çıkalım. Dışarıdaki tayfaya da gidelim. Evet. Burada da çaylar var. Çaycı amcalar burada yok. Çaycı emmi Ali amcam gitmiş. Sonra bir çay içelim Ömer'im. Evet çay. Çay içen var mı? Çay döken bir. Evet. Yukarıda namaz kılıyor. Evet çıkalım Ömer'im. Bir de bir dışarıya çıkalım. Evet burada çocuklar hala görüyorsunuz. Saat şu an 12 ama çocuklarımız hala görüyorsunuz. Vıcır vıcır cıvır cıvır. Döneri yediler. Enerjiyi buldular. Evet Ömer'im ayakkabını. Hangisi senin ayakkabın? Şunlar mı? Evet böyle bir. Yukarıda devam namaz bunu. Evet. Oo Sivas'la emmilerim buraya oturmuşlar. YouTube için video çekiyoruz. Sizler de kısaca şöyle bir anı olarak, hatıra olarak yaşlandığımızda bizler de görebilerek Necati hocamız vardı, Üzeyir amcamız vardı diye Ali emmimiz vardı diye şöyle bir kısaca bir hasbihal edelim. Ramazan nasıl geçiyor, nasıl geçti? Ali amcamız istersen Ömer'im sen buraya geç. Ali amcamı çekerken kısaca bir çaycı Ali amcamız ama yani bu sene çayların piri Ali amcamız. Cemaat memnun musunuz çaylardan? Çok memnunum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet. Elimizden geldiği kadar Ramazan'da çay yapmaya çalışıyoruz. Evet, Ramazan'ı nasıl yaşıyorsun Ali Emmi? Nasıl çok güzel, nasıl çok güzel. Teravihler de güzel. Çaylar da çok güzel. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye selam söylemek ister misin? En şahane Gümüşhane. Gümüşhane'ye selamlar. Samsun'a da daha sonra ikincisi. Sıkıntı Allah'a... olmasın. Yok olmaz. Allah'a emanet olun. Seviyoruz Allah sizi. Evet. Abi size bir şey demek istemiştim. Ramazan nasıl geçti? Bugün Kadir gecesi. Allah'a şükür bugün 1000 kişiye yakın cemaatimiz vardı. Yemek yedi. Yemek iftar yemeğe verdik. Çok güzeldi. Allah bu hayra vesile olanlardan razı olsun. Amin. Allah kesirlerine bereket versin. Geçmişlerine rahmet eylesin. Nebi Dayı'dan mı? Gazi Nebi Dayı'ndan yapmamız lazım zaten. Üzer abi sen de bir şey demek ister misin? Selam ne diyeyim hocam? Tamam. Necati hocam sen de bir şey söylemek ister misin? İnşaat başkanımız. Evet. Hocamız. Güzel bir Ramazan geçirdik. Allah tekrarını nasip etsin.
biliyorsunuz Ramazan oruçlarımızda, fitrelerimizde, zekatlarımızda her şey, hepsi şubemizde dolu dolu geçti. Ama bir taraftan da bu sene ve aşağı yukarı her sene olduğu gibi bu sene de gene bir tarafımız buruk. Yarın biliyorsunuz Filistin'de Müslümanlar çok kötü durumdalar. Rabbim onlara yardım edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ha. Bizlere onlara yardım etme gücünü nasip etsin inşallah. Ha. Bundan sonraki Ramazanları bütün Müslümanlar olarak hep birlik beraberlik içerisinde Müslümanların ezilmediği, Müslümanların eza cefa görmediği Ramazanları görmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun Necati Hocam. Evet. Geçelim böyle. Gidelim. Evet. Gidelim şurada. Gazi. Nebi amcacığım. YouTube için röportaj yapıyorum. Zikrini bölebilir misin bizim için? Senden bir kısa bir röportaj yapsam. Gelim şöyle bir. Böyle biraz masayı çekeyim de ben yanına gelirim. Bismillah. Evet, Nebi amcacığım. Ramazan'ı geçirdik. Aha, şurada 3-4 gün kaldı. Bayrama geçiyoruz. Nasıl yaşadın? Ne oldu? Ne bitti? Bizi bir anlat. Nasıl yaşadın? Çok güzel. Allah'a şükürler olsun. Her gün bak iftarımızı yiyoruz, teravihimizi kılıyoruz. Sohbet ediyoruz arkadaşlarla. Çok güzel geçti. Elhamdülillah. Allah'a hocalarımızdan memnun musun? Ne bileyim ben, onlardan açık şikayetimiz vardı. Cemaati sıkıyorlar biraz, açıkça söyleyeyim. Ya, sen biraz yaşlıları işte sıkıyor onlar da. Evet, buradan hocalarımıza kısa bir saygılarımızı sunuyoruz. Ufak bir mesaj veriyoruz. Yaşlarımıza düşünerekten biraz bir limit... Biraz gaz vereyim. Biraz, az. Az gaz vereyim. Ama onlar da biliyor. Tabii Allah razı olsun. Laf olsun diye söylüyor. Hayır, latif olsun diye Allah razı olsun. Başka demek istediğim bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Allah razı olsun. Evet. Allah'ım yeni seneye çıkarsın inşallah. Amin. Evet. Nebi amcamızdan Allah razı olsun. Şimdi devam gidelim. Bir arkaya doğru bir gidelim. Gençlik lokalinde bir girelim. Ama gençlere bir bakalım ne yapıyorlar. Gençlere bir gidelim. Aha Osman. Sertifika nerede Osman? Aleyküm selam. Yayındasın biliyorsun değil mi şu an? YouTube'a çıkacaksın. Her zaman böyle şey şenlik videosunda da burada öyle geçmişti. Selam vererek. Evet. Osman'ım. Öncelikle seni tebrik ediyoruz. Ev sohbetleri yarışmasında şube olarak birinci olduk. Elhamdülillah. Sertifikayı ne zaman getirmeyi düşünüyorsun? Onu soruyoruz ilk önce. Gelecek haftada inşallah getirmeyi düşünüyoruz. Bize bayram hediyesi olarak getirir misin? Bayram hediyesi olarak getiririz inşallah. Evet. Gençlerin mekanına bir dalış yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm gençler. Aleykümselam. İşte fark mekan farkı böyle oluyor ama mekan farkı da bayağı. Gençler şuraları bir toparlayın ya. Video açıyorsunuz ya. Bakın gençler böyle. Hemen temizlerler. Biz söyleyince aklına gelir ama yaparlar. Allah kendilerinden razı olsun. Evet bu gençlerden de çok belediyemizin aksiyon zabıka statında da çalışmışlığımız var. Burada evet usta Mehmet Emmim. Gel. Gel çiğ diyor kendinin. Hayırlı kandiller Allah kabul etsin. Evet. Allah razı olsun. Allah tekrarın nasip etsin inşallah. Amin. Nasıl gidiyor? Allah'a çok şükür. Torunlara bilardo öğretiyorum burada. Biraz başlarını bekliyoruz işte. Yalınız oynamasınlar. İyi. Yardımcı oluyoruz gençlere. Mehmet nasıl gidiyor Mehmet? İyi gidiyor. Öğretiyor mu deden sana? Biliyorum ki. Biliyor musun? İyi tamam. Büyüyünce beni yenecek mi? Bilmiyorum dedemi yeniyor mu? Dedeni yeniyor mu? Bizim evde tamam. Kalkın. Bizim oraya yapma, var da. Evet, evet, evet gençler. Evet gençlerin. Gelelim buraya. Ömer'im bak gençler burada ne var? Bunlarda da az kalmış ya. Bu ne? Yok. 3 tane çikolat. 1, 2, 3, 4. Neyse bunu aslında şurada. Var da alışverişe daha gitmemiz lazım. Evet gençler alışverişe. Gençler Ramazan nasıl geçti bir anlatın. Elhamdülillah iyi geçti. Bugün kandil. Namazlarımızı kıldık elhamdülillah. Nerede kıldınız? Burada çayhanede kıldık. Çayhane gençlikte kıldık. Baya yani doluydu bugün elhamdülillah. Aynen. İsa'mız olsun. İsa sen nerede kıldın? Aşağıda kıldım ben de. Burada mı çayhanede mi? Burada. Buraya serdik. Ondan sonra işte burada namazımızı kıldık. İşte dükkana geldik satış yapıyoruz gençlere.
İyi geçiyor Allah'a şükür. Ramazan'da neredeyse bitti. Oruç tuttuk. Bayram geliyor. Bayram geliyor. Pamukkaleler cebe diyorlar gençler. Evet. O zaman bizden geçti de. Ama çocuklarımız, gençlerimiz hala öyle haçlık topluyorlar. Evet Mustafa'm gel istersen gel. Hafızım gel. Hafız olacaktık ama neyse daha olabiliriz. Nasıl daha vakit olur. Var değil mi? İnşallah. İnşallah. İnşallah ileride oluruz. İnşallah. Evet Numan'ımız da güzel gençlerimizden biri. Ramazan nasıl geçti Numan? Oruç yordu mu? Yok ya ne yoracak? Zaten daha tatile denk geldi abi de. Yani daha iyi olur. Okulda olunca yoruyor muydu? Yok yani yorsun. Bizi yorar mı yani? İyi. Aferin. Gençlerimiz böyle. Elhamdülillah. Baba yiğitler. Muhammed'e canlar kurban, can Ahmet'e aktın boynuma fermanı, basmam ben adı dermanı. Haber soldaki kim? Ooo yakaladık. Cemaat buradaymış cemaat. Selamünaleyküm. Cemaat. Yakaladım sizi. Volkan abimizden bir başlayalım ya. YouTube kanalı için kısa bir şöyle bir röportaj. Anı için video çekiyoruz da abi. Kadir gecesi, Ramazan nasıl geçti? Kısaca bir anlatırsan. Çok güzel geçti. Neler yaptın abi? Nasıl geçti? Sen kaç kere iftara geldin? Onu bir soran bir. 5-6-7 kere geldim. Kalabalıktı bu sene. Kalabalıktı, güzel oldu. Allah razı olsun ilgilenenlerden, uğraşanlardan. Kadir gecesi nasıldı? Muhteşemdi, kalabalıktı. İyi kalabalıktı. Sen içeride kılanlardan mısın? Aynen. İyi, Allah kabul etsin. Biz dışarıda sürgünde kıldık. Tıka bastı, çok güzeldi. İyi, Allah razı olsun. Evet, burası da teravih sonrası dinlenme tesisi diyelim. Yemekhane, dinlenme tesisi, çekirdek. Ondan sonra Çamlıca vesaire burada keyif yapıyorlar gençlerimiz. Rabbim affet etsin. Oraya doğru da geleceğim de gelemiyorum. Görüşürüz biz daha ya. Görüşürüz daha inşallah. Anıya almak yeter inşallah. Evet. Şu önde kim var? Oo Zafer abi. Çekeyim mi? Çekeyim mi? Niye? Videoya çek ne olacak? Gel gel. Evet. Anılar böyle devam ediyor. Yukarıda Ömer'im gel. Aa Mustafa abi gel. Mustafa abi. Gel abi. Gel abi gel. Gel Mustafa abi. Gel, biz geliriz gel. Mustafa abi gel şuraya. Heh. Gel abi şuraya otur yanıma. Ne soracaksın abi? Söyle. Bir şey sormayacağım abi. Sen anlatacaksın. Ben bir şey sormayacağım. Gel abi. Evet Mustafa abimiz. Bizim Ahmet ustamız daha demin bir kaside okudu abi, bizi arlatıyordu az kalsın. Evet. Böyle güzel bir ustanın yanında yardımcı olmak nasıl bir his abi? Nasıl geçti Ramazan? Bir anlat. Vallahi Allah kendinden razı olsun. Vallahi elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Daha iyi nasıl olsun abi ya? Dadınlar. Olacak, daha da güzel olacak. O zaman olacak. Şöyle resmini çekip yanında yatarık yemeğim daha güzel inşallah, olursa. İnşallah. Vallahi elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha da iyisini yapacağız yani. Allah razı olsun. He. Allah hepimizden razı olsun. Kaçta yürüyordun abi? Kaçtan kaça yardım ediyordun? Her gün saat... Usta memnun mu senden? Memnundur. Memnundur. Her gün saat 2'den akşam saat 9'a kadar buradayız abi. Ya işte her türlü yardımı yapıyoruz. Allah buna vesile olanlardan Allah binlerce kez razı olsun. Amin. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz abi. Temizliğinden tut, her hazırlığından. Şeyinden, her şey. Şeyleri kesmesinden, yeme ekmeği vesaire her şeyinden tut. Ya başlıyoruz, bitirip çıkıyoruz yani. Her şeyin. Allah bulaşıklara dahil olmak üzere. Allah sizden razı olsun abi. Inşallah. Cümlemizkin abi. Allah razı olsun. Evet.
Arif abim de kısaca bir alsak. Arif abim de. Gel Arif abi, gel gel. Çayını da al, buraya gel. Beni kaldırma, ben yoruldum ben artık ya. Arif abim döner de kesti. Kaç kilo? 100 kilo demişti şey. 92 kilo döner 92 kestik mi? Bugün Allah kabul etsin. Ya işte 100 kiloya yakın. Ya nasıl geçti abi? Çok güzel geçti çok şükür. Elhamdülillah bayağı da yoğundu. Kadir gecesi olarak da mescitte teravih namazı da çok yoğundu. Rabbim gecemizi mübarek eylesin. Amin. Elhamdülillah. Çok güzel geçti. Abi hasene sorumlusun burada şubede. Evet, aynı zamanda Ramazan boyunca zekat fitre kampanyamız devam ediyor. Bayram namazına kadar zekat fitrelerimizi ulaştıralım inşallah. Allah'a şükür katılımımız güzel. Bugün akşam tekrar standımız vardı cami girişinde. Zekat fitresini verenler için. Allah'a şükür güzel geçiyor. İnşallah mazlum ve mağdurlara yaralarını sarabiliriz bu zekat fitremizle inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Senden Allah razı olsun. Evet. Böylelikle videomuzu inşallah kapatalım. Abilerimiz de dinlensin. Biz de şuraya bir geçelim. Kısaca bir kapanışı yapalım. Evet. Şöyle Ömer'im camiyi şöyle almak ister misin? İstersen ikimizi beraber alabilirsen şey kamerayı selfie'ye çekip alabilirsin ikimizi birlikte. Öyle ama kendimizi görmüyoruz, biraz sıkıntı. Kamera çeviriyor mu? Dur olur. Bilmiyorum nasıl çıkıyor, iyi çıkıyor. Güzel çıkar artık. Neyse, çıktığı kadar. Çıktı. Evet, değerli izleyicilerimiz, sizleri Raşdat şehrinde Ömer kardeşimiz, Allah razı olsun, eller dert görmesin, İlimizden. Kamerayı gimbali güzel tuttu, gezdirdi inşallah. Ben çok görmedim, ben sadece anlatılanları görüyorum. İnşallah memnun olursunuz. Evet, Kadir gecesi şu an hocamız namazı bitirdi galiba. Elhamdülillah. Dolu dolu bir Ramazan geçirdik. Her gün 500'e yakın insanla iftar ettik. Kadir gecesinde duyduğunuz gibi 750-800 kişiye döner, pilav ikram edildi. Bu vesileyle bizim önden gidenlerimizi anmak istiyoruz. İstiyorum burada. Allah kendilerine rahmet eylesin. Öncelikle normalde yani eski zamanlardan yani 5-6 sene önce Ramazan'da burada videolardan da önceden görmüşsünüzdür. Göreceksiniz de videoya ekleyeceğiz inşallah. Yemek dağıtımında Yılmaz Karadağ amcamız vardı. Allahu Teala rahmet eylesin. Önden gidenlerimizden. Ondan sonra buraya kuranlardan Rasip Çil amcam dedem vardı. Dedem yaşında. Amcam da değil, biz amca diyorduk da aslında dedemiz oluyor. Allah rahmet eylesin kurucularımızdan. Bizim eski çaycılarımızdan Şakir amcamız vardı. Ondan sonra Mustafa amcamız vardı. Çaycı Mustafa amcam. Ihlamur çayını çok içerdik. Ondan sonra yukarıda Çakan amcamız vardı. Çakan amcamızın yanında Şaban Şimşek amcamız vardı. Bunların hepsi birer değerdi. Bizim için örnek teşkil eden, buraları kuran ve biz de onlardan bayrağı teslim alıp buraları daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Başkanımız daha demin dedi, yerimiz artık yetmiyor. Yer yetmekten dolayı da burada sıkıntı çekiyoruz. Burayı daha büyütme niyetimiz var inşallah. Ayrıca içeride yaptığımız büyük faaliyetler var. Gençlere her hafta sohbetimiz var. Cuma günleri normal gençlere sohbetimiz var. Çarşamba günleri Almanca Rıdvan hocamız tefsir dersi veriyor. Pazar günleri hakeza büyük yetişkin 18 yaş üzeri gençlerimize sohbetimiz var. Cumartesi günleri büyüklere sohbetimiz var. Bizim camimizde faaliyetler bitmiyor. Şuradaki sol taraf sağ solumda, benim solumda, sizin sağınızda olan binada anaokulumuz var. Ana sınıfımız var. Burada 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklarımız, benim de yeğenim mesela, dinini öğreniyorlar. 3 yaşındaki çocuk Fatiha suresini okuyor, yemek duasını yapıyor. Bunlar hepsi bizim için büyük değer. Avrupa'nın göbeğinde bu değerlere sahip çıkmak bütün Müslümanlar için dert olması lazım. Bu vesileyle bütün Müslüman kardeşlerimizi, Raşdat ve çevresi, Raşdat'ta olmayan kardeşlerimiz de olduğu mekandaki camilere sahip çıkmaya çağrısında bulunuyorum. Camilerimize üye olalım. Camilerimize sahip çıkalım. Camilerimize gelelim. Sadece kandillerde, Ramazan'da değil de, Cuma'dan Cuma'ya değil de
camiye günde bir kere uğramaya çalışalım inşallah değerli kardeşlerim. Bir vakit namaza uğrayalım. Gücümüz yetiyor, iki günde bir en azından bir camiye girelim. Bir eksiği var mı camimizin? Bir eksiği var mı toparlayacağı? Herkes, hepimiz elinden türlü türlü işler geliyor. Faydalı işler geliyor. İnşallah oradaki yönetici abilerimize soralım. Oradaki hocamıza soralım, imama soralım. Hocam caminin bir eksiği var mı? Sabunundan bile tutun, tuvalet kağıdına kadar. Bunlar camilere ve böyle derneklere yani kalabalık olunca büyük bir yük de olabiliyor. Soralım, yardım edelim. İnşallah hayırlı ve güzel işlerde bulunalım. Ve buradaki bizim milli görüş teşkilatları olarak şiar edindiğimiz hadisi şerif hayrun nas men yenfe'un nas hadisi şerifine, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olan hadisi şerifine göre hareket edilip cenneti kazanmaya çalışan Müslümanlar da olalım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.